Haber peşindeden herkese iyi akşamlar. Yine gündemdeki konular, konuklar ve o konuların perde arkasıyla birlikte olacağız. Sadece Türkiye'de değil, dünyada tek gündem var. Hepimiz buna odaklandık. Covid-19, biz de haberin her yönüyle bu boyutu konuşuyor olacağız. Bir nevi korona günlerinde haber peşinde bir görüntümüz var dünyadan. Onu izleyelim, onunla başlayalım. Evet, dünyanın meydanları bu şekilde görüyorsunuz. Bir korku filminde anlatıyor bir nevi. Çok ciddi bir durum olduğuna şüphe yok. Evde kalın uyarıları yapılıyor. Türkiye'de hem sosyolojik hem ekonomik olarak zor olacak. Bu hepsini konuşacağız. Biliyorsunuz artık program iki bölüm gördük meydanların halini. Gerçekten bize sanki Hollywood daha önce izlettiği filmleri bir kere de yaşatıyor. Hakikaten ilginç bir durum ve hakikaten hayretler içerisinde bakıyoruz. Dediğim gibi iki bölüm oldu programımız. İlk bölümde virüste son durum ne, bunu konuşacağız. Bu denli hızlı yayılırken nasıl korunacağız, bunu konuşacağız. Ve yeni karşılaştığımız ekonomik olarak da bir durum, sistem krizi, bunu konuşacağız. Kara mizah, korona günlerinde bazı şeyler olacak. Bu bölümü standart yapmıştık. Aynı köşede kalan haberlerimiz gibi. Konuklarımız genetik bilimci Çağan Kızıl bizlerle beraber olacak. Genetik ve sinir bilimci. Sayın CHP Milletvekili Ali Şeker bizle Türkiye'deki durumu paylaşacak ve ekonomist Ümit Akçay ilk bölümde bizle olacak. İkinci bölümde tabii çok konuşulan ve çok tedirgin olduğumuz bir konu, cezaevleri ne olacak? Hem cezaevinde bulunanlar, hem onların yakınları, hem de bizler de tedirginiz. Sayın HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla İstatistik ve ivedilikle yapılması gerekenler üzerinde duracağız. Ve KHK ile tıp dünyasından ayrılanlar geri çağrıldı. Doçent Doktor Mustafa Ulaşlı önemli bir isim. Bu virüs günlerinde bilgi sahibi olduk kendisiyle. Koronavirüs üzerine doktora yapmış, belki de tek kişiyim diyor. Dilerseniz başlayalım. Önce bir haberimizi verelim. Güncel gelişmelerden derlediğimiz, ardından da hemen Çağan Hoca'ya dönelim ve neler oluyor bakalım. 14 günlük izolasyon. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, can kaybının 9'a yükseldiğini duyurdu. Son 24 saatte 2566 kişiye test yapıldığını ve 311 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu belirtti. Vaka sayısının 670'e yükseldiğini açıkladı. Yeni koronavirüs tanısında 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kiti kullanılıyordu. Sağlık Bakanlığı 15 dakikada sonuç alınabilen hızlı tanı kitlerinin de kullanılmaya başlandığını duyurdu. Kitler Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarı'nda tanıtıldı. Virüsle mücadelede önemli yer tutacak olan hızlı tanı kitlerinin 23 Mart günü Çin Halk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Sağlık Bakanlığı 81 ile yeni bir genelge gönderdi. Özel ve vakıf hastaneleri de pandemi, yani salgın hastanesi ilan edildi. Hastaların devlet ve vakıf üniversiteleriyle tüm özel sağlık kuruluşlarında kabul edilmesi ve tedavilerinin yapılması zorunlu olacak. Bünyesinde 3. seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan hastanelerde pandemi hastanesi kabul edilecek.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yurt genelindeki uzman hekimler 3 ay süreliğine koronavirüsle mücadele etmek için görevlendirildi. Hekimler bulundukları il içinde eğitim aldıkları hastane dışında 3 ayı geçmemek üzere görevlendirilebilecek. Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzur evlerinde uygulanan tedbirleri arttırdı. Otellerde konaklayanların son 14 gün içinde bulunduğu ülkeler ve ülke içindeki seyahat planları düzenli olarak kayıt altına alınacak. Restoranlarda masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde koronavirüs hastalığıyla uyumlu şikayetler olması durumunda bu merkezlerde kalanlar yakından takip edilecek. Hemen Çağan Hoca'ya dönelim. Çağan Kızıl, genetik ve sinir bilimcisi. Önemli sorularımız var. Bakalım nasıl cevaplandıracak. Hocam iyi akşamlar diliyorum. Duyabiliyor musunuz beni? Evet, tamam. Duyabiliyorum. Hemen başlayalım Çağan Hocam isterseniz. Bugün tabii. 65 yaş üstüne evde kalın, sokağa çıkmayın uyarısı yetmedi. Ve artık onlar zorunlu olarak evde kalacaklar. Fakat bu yeterli mi bu durum? Şimdi hayır, bu durum yeterli değil. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İtalya'da bugün 793 kişi yaşamını yitirdi. Bu salgının kontrol edilemez bir şekilde ilerlediğini ve sağlık sisteminin de artık çökme noktasına geldiğini ve kapasiteyi kaldıramadığının bir göstergesi. Dolayısıyla sağlık personelinin güvenliği burada öncelikli bir konu. Şimdi 65 yaş üstünün ve kronik hastalığı olan insanların evden çıkmaması yeter mi? Sağlık sisteminin üzerindeki yükü azaltmaya ve sağlık personelini korumaya, tüm toplumu korumaya yetmez. Çünkü şöyle ki, bilim şunu söylüyor, modellemeler ve Çin'den her yerden aldığımız bilgiler, yayılma özellikle genç nüfus üzerinden ve semptomlar göstermeyen nüfus üzerinden oluyor. Dolayısıyla 65 yaş üzerine evden çıkarmamak çok daha önce yapılabilecek bir şeydi. Şu anda bu yeterli olmayabilir. Çünkü rakamlara da baktığımızda hastanelerde enfekte olan kişilerin %70'e yakını 60 yaş altı. Yani Almanya'da bu böyle, birçok yerde böyle. Bu 60 yaş üzerine sirayet ettiği zaman ölümler artıyor. Şimdi genç nüfusun sosyal yaşamdan soyutlanması gerekiyor. Tüm toplumun gerekiyor. Şimdi bu şekilde sadece 65 yaş üzerine evde tutarsak şöyle bir algı da oluşacak. Gençler yani 60 yaş altı biz çıkabiliriz diye bir algı oluşacak. Bunun da ötesinde iş yerlerinde, çalıştıkları yerde, toplu taşımada virüse maruz kalan insanlar eve gittiklerinde zaten bunları yaşlılığa yayabilirler. Şimdi buradaki şey ne olabilir? Çözüm Avrupa'da da birçok yerde uygulanan, sizin de programın başında gösterdiğiniz gibi tam sokağa çıkma yasağıdır. Yani bunu şu andan sonra önlemenin yolu, en önemli yol budur. Bu uygulanıyor. Örneğin benim şu anda yaşadığım şehirde sokağa çıkma yasağı var. Bunu kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyorlar Almanya'da. Peki hocam şunu sormak istiyorum. Evet. Yani durum o kadar ciddi ki, evet siz bunları söylüyorsunuz, sahra hastanelerinden söz edilen bir noktadayız. Evet, evet, buna da değinecektim. Bugün örneğin New York valisi Cuomo sahra hastaneleri kuracağını açıkladı. Çünkü bu çok önemli. Birçok sahadan doktor arkadaş da aynı şeyleri söylüyor. Şimdi bir hasta geldiğinde sağlık kapasitesi olmadığı zaman acilde yatırmak zorundasınız. Onu özel odalara almak zorundasınız. Hava filtrelerinin olduğu ve dolaşımın olmadığı. Bunlar çok mümkün olmayabilir kapasite anlamında. Dolayısıyla özel sahra hastaneleri kurulmalı ve bu algoritma, hasta algoritması ikinci, üçüncü aşamalarda onun üzerinden yürümeli diye bir görüş var ve dünyada buna gidecek. Bunu yapmamız lazım. Bir de şunu eklememiz gerekebilir. Bu 65 yaş üstü genelgesiyle bugün. Şimdi daha önceden de belirttiğimiz gibi biliyorsunuz karantinanın karşısında bir kontrollü sür bağışıklığı yöntemi gibi de bir görüş var. Şimdi bu Türkiye'de yapılan buna benziyor. Yani
Bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü bu aşamadan sonra bu şekilde durdurmak mümkün değil. Bu aşamadan sonra çok radikal önlemlerle bunu durdurmak mümkün. Yani ekonomiyi etkilememek arzusu ile yavaş yavaş bunu bu şekilde ilerlemek salgını arttırmaya bile yol açabilir. Çünkü biliyoruz ki yaptığımız testler yeterli olmayabilir. Toplumda gerçekten kaç vaka var bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bir projeksiyon yapamıyoruz. Şu anda baktığımızda vaka sayılarıyla İran'la aynı gidiyor. Fakat yapılan test sayılarına normalize edildiği zaman biz İtalya'nın da ilerisinde görünüyoruz. Yani bu gidişat aslında Hiç iyi bir gidişat gerçekten değil. değil. Bunu söylememiz lazım. Burada yani optimist olmaya değil, daha çok pesimist olmaya ihtiyacımız var ki bunu önleyebilelim. Dolayısıyla tam sokağa çıkma yasağı yani bu ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da zaten bunu yapıyor şu anda. Peki şunu Yani sorayım hocam. Şimdi vakaların yeri ısrarla açıklanmalı diyorsunuz. Ve bunun karşısında da kimileri bir eleştiri koyuyor. Ben de vakaların yerinin yani bir sosyal gözlemci olarak, bir gazeteci olarak, bir antropolog olarak açıklanması gerektiği düşüncesindeyim. Fakat karşısında da şöyle bir eleştiri var. İtalya'da açıkladılar ve halk bir an önce o bölgelerden kurtulmak istedi, başka şehirlere gitti ve salgını bulaştırdı deniyor. Bu da çok mantıksız görünmüyor. Yani sizin bu vakalar açıklanmalı savınızı bir izleyiciyle paylaşmak önemli olacaktır. Tabii yani bu vakaların yerlerinin açıklanması gerekiyor. Zaten dünyada hiçbir yerde açıklanmadığı gibi bir şey yok. Yani Avrupa'da her yerde bakabilirsiniz. Bunun anlayabiliyorum. Tabii ki böyle insanlar oradan kaçabilirler, başka yerlerde yayabilirler diye bir korku olabilir. Birincisi devletin elindeki imkanlarla bunu önleme kapasitesi var. Dolayısıyla bunu yapabilirler. Almanya'da da bu şekilde yapılıyor, birçok yerde bu şekilde yapılıyor. İkinci olarak da bu vakaların nerede olduğunu anlamak her zaman söylediğimiz gibi testlerin o bölgelere yoğunlaştırılmasını getirecektir. Bu çok önemli çünkü tanısı konamayan insanların yaydığını söylüyoruz, genç nüfusun yaydığını söylüyoruz ve olabildiğince fazla test yapılması gerektiğini söylüyoruz. Bu bir kafa karışıklığı yaratıyor. Örneğin eğer bu yaygınlık İstanbul'daysa orada çalışan insanların, oradaki insanların çok dikkatli olması lazım ve başka bir önlem alınması lazım. Daha küçük şehirlerde ise ona uygun bir önlem alınması lazım. Belediyelerin bu aktif olarak bu işe katılması lazım. Dolayısıyla ben o argümanı çok geçerli görmüyorum insanlar hareket eder diye. Zaten ülkede gördüğümüz kadarıyla son birkaç haftadaki hareketlilikle zaten oldukça yayılmış da olabilir. Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla şu anda öyle bir argüman bence geçerli değil. Yani bunun da bir geçerliliği olduğunu düşünmüyorum. Yani devletin zaten bu tam sokağa çıkma yasağı dediğimizde insanlar tabii ki doğal olarak şunu da söylüyorlar. Yani ekonomik durumumuz ne olacak? Hem ülke olarak hem de kişi olarak. Mesela şu anda Almanya'da uygulanan şöyle bir metot var. İnsanlar hak kaybı yaşamadan evlerinde kalıyorlar. Sokağa çıkma yasağı var. Çok acil şeyler için çıkılıyor ve iş yerleri tamamen kapanmamasına rağmen örneğin 100 kişi çalışıyorsa bu minimize edildi. 10 kişiye, 5 kişiye düşürüldü. Yani tamamen bir sosyal yaşamı kapatmak, olabildiğince de ekonomiyi etkilemeden bunu yapmak var. Dolayısıyla tabii devletin bir ekonomik paket sunması gerekiyor ki insanların evde oturabilmesi gerekiyor ve hak kaybı yaşamamaları gerekiyor. Peki Sağlık hocam, felsefesi şunu de çok önemli. soracağım. Ekonomistlere de soracağız çünkü onun o tarafını. Sağlık çalışanlarına doğru telaffuz edebilecek miyim bilemiyorum. Plaquenil tavsiye edildi. Sıtma tedavisinde kullanılan bir ilaç. Neden edildi? Ve sonrasında herkes bu çağrıyı yaptı. Yani sağlık çalışanlarına bu tavsiye edildiyse niye biz kullanamıyoruz? Biz kullanamıyorsak niye sağlık çalışanları kullanıyor? Bunu da bir anlatır mısınız? Tabii. Şimdi bu bir sıtma ilacı. Daha önce sıtma için geliştirilen ve kullanılan etkili olduğu gösterilen bir ilaç. Bu değişik ülkelerde farklı isimleri var. Fakat hidroksiklorokinil denen bir ilaç. Şimdi bu COVID-19 hastalığı içinde, SARS içinde deneysel olarak
kullanmaya başlanmıştı. Bununla ilgili birkaç haber geldi. Örneğin Avustralya'dan geldi, Hindistan'dan geldi. En son ABD Başkanı Trump açıklama yaptı, bu çalışıyor diye. Fakat burada şunu belirtmemiz gerekiyor. Bu tamamen deneysel bir ilaç. Yani sıtmayı tedavi ediyor diye bu hastalığı tedavi edecek değil. Bu benim daha önce de birçok kere söylediğim gibi klinik deneylerin belli bir aşamasındaki bir ilaç. Amerikan FDA Food and Drug Administration şunu onayladı. Yani bu ilacın hastalarda kullanılmasını onaylamadı. Bu ilacın klinik olarak dünya üzerinde bir salgın olan COVID-19 hastalarında klinik deneylerde kullanılmasını onayladı. Fransa'dan bir haber geldi. Çok tabii insanları umutlandırdı ama o klinik çalışma birçok metodolojik hata barındırıyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Ben kendim de inceledim. Ben de böyle düşünüyorum. Dolayısıyla şu an için şey diyemeyiz. Yani bu ilaç hastaları tedavi eder diyemiyoruz. Belki ileride edecek. Belki büyük çalışmalar şu anda Amerika'da evet başladı, devam ediyor, Çin'de de. Ama şu anda uluslararası bir onay almış ilaç değil bu hastalığın tedavisi için. Dolayısıyla Türkiye'de biraz yaygınlaşmasının sebebi de göz önünde olan güvenilen insanların bu ilacı tavsiye eder şekilde ehil olmayan insanların tavsiye etmesiyle biraz ortaya saçıldı. Fakat yani şu anda şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki hiçbir ulusal ve uluslararası kurum bunu son aşamada tamamen bu hastalık için kullanılabileceğini söylemedi. Bu klinik çalışmalar devam ediyor. Hı-hı. Bilimde biz böyle diyemeyiz. Bu evet bu ilaç şu anda alabilirsiniz, bu tedavi eder. Bunun çok fazla yan etkileri de var. Örneğin retinal gözü geri dönüşsüz etkiliyor. Farklı kardiyovasküler sıkıntılar yaratıyor. Toksik etkileri var. Yani şimdi bu kafamıza göre alabileceğimiz bir şey değil. Dolayısıyla zaten de Sağlık Bakanlığı sanırım rapora bağlamış. Fakat şöyle bir şey de var. Bu ilacı zaten kullanan romatizma hastaları ve başka hastalar var. Yani başka hastalıklar için. Şimdi onlar da bulamamaya başladılar. Dolayısıyla bu bilimsel olarak bugün için bir tedavi sağlamıyor. Belki ileride yapacak ama o gün bugün değil. Bunu söylememiz lazım. Bu ilaç şu an için onaylı bir ilaç değil. Niye biz kullanıyoruz? Nasıl bir prosedür var Türkiye'de? Yani onun hakkında çok yorum yapamayacağım. Almanya'da kullanılmıyor mesela. Son sorum hocam. Şimdi başından beri değindiğiniz gibi sadece yaşlılara değil, gençlerin de, çünkü taşıyıcı olarak onların durumu malum. Fakat hala Türkiye'nin farklı yerlerinde insanların mağazalarda, kıyafet mağazalarında bile kıyafet denediklerine ilişkin haberler ve isyanlar geliyor. Hem okuyucularımızdan hem izleyicilerimizden ve hiçbir şey olmamış gibi davranıyorlar. Ben bu noktada şunu merak ediyorum. Bu hastalık, bir kez daha söylemek gerekiyor belki izleyicilere, bizi izleyenlere, hangi ürünlerin üzerinde daha fazla kalıyor? Mesela neden alışveriş örneğini verdim? Kumaşta çok fazla geçme riski olduğuna ilişkin bilgiler var. Para keza öyle, metal keza öyle. Bunu da bir toparlarsanız hocam. Tabii bununla ilgili birkaç çalışma yapıldı. Şu anda tabii kesin olmamakla beraber birçok maddenin üzerinde belli bir süre kalabiliyor. Ya yani bunlar kısa bile olsa birkaç saatten belki bir güne kadar bile uzayabilse kesin olmamakla beraber. Bu bir pasif iletim yolu tabii ki. Bunun yapılmaması gerekiyor hiçbir şekilde. Ama zaten en başta söylediğimiz gibi ve dünyanın da aslında Çin'in başarılı olmasının sebebi ve başka yerlerde de uygulanan, örneğin Almanya'da da yavaş yavaş uygulanan tam karantina yöntemi, sokağa çıkma yasakları zaten buna yönelik. Bu hastalığı çok fazla bilmiyoruz. Virüsün nasıl bulaştığını evet biliyoruz. İnsandan insana parçacıklar yoluyla, sıvı parçacıklar. Fakat başka alanlarda nasıl olduğunu çok fazla bilmiyoruz. Bunların hepsini çok temkinli bir şekilde yok etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu da bazı toplumun bir kısmının evde oturup bir kısmının gezmesi gibi bir şeyle çözülebilecek bir durumda değil artık. Çünkü Türkiye'de de gerçekten ilerliyor. Yani gerçekten radikal bir önlem alıp bu iletişimi, sosyal iletişimi kesmek gerekiyor. Ancak bu şekilde önlenebileceğine dair bilimsel çalışmalar da var ve en mantıklı ve sağduyulu yolda bu görünüyor. Çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler için. Yine görüşeceğiz. Görüşmek üzere.
Evet, durum böyle. Aslında sizden gelenler, merak edilenleri hocaya sordum. Şimdi CHP İstanbul Milletvekili Sayın Ali Şeker'le bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Ona da bazı soruları soracağız, güncel sorular soracağız. Mesela Türkiye'deki son durumu bir tartışacağız. Hastalığın nasıl arttığına ilişkin bir simülasyon çalışması var ki bu simülasyon çalışmasını her şekilde dile de getiriyor. Sayın Ali Şeker aynı zamanda bildiğiniz üzere doktor ve halkın doktoru. Halkın üzerine düşenleri de tabii bu açıdan değerlendirmesini isteyeceğiz. Ve sağlık çalışanları aslında feryat ediyorlar. Dünden beri bu bilgileri alıyoruz. Kendilerinden malzememiz yok, yeterli ekipmanımız yok. Hem kendimiz hem de hastalarımız için diyorlar. Şimdi hepsini soracağız. İyi akşamlar diliyorum Sayın Ali Şeker. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar. Sayın Şeker, Türkiye'de son durum nedir? Türkiye'de son durum bu akşam da açıklanacak vakalarla birlikte hasta sayısının ikiye katlanması ki genel karakteri bu hastalığın. Böyle bir durum söz konusu olacak gözüküyor bugün. Dün 670 vaka biliyorsunuz toplamda vardı. Bugün muhtemelen ikiye katlanacaktır diye bekliyoruz. Şöyle ki 300 bine yaklaştı vaka sayısı biliyorsunuz ve evet, ölüm oranları da maalesef 13 günleri buluyor. İtalya'da özellikle bu kontrolsüz sokağa çıkmalar ve yaygın bulaşı nedeniyle ölüm sayıları %10 civarında bir noktaya geldi. Halbuki Güney Kore bunu %1'de tutabilmişti. Nasıl %1'de tutabildi? Risk gruplarını çıkartmadı. Sokağa erkenden bulaşacakları testlerle hızla tespit edip onları izole etti. Çin en başında çok katı bir sokağa çıkma yasağıyla ölü sayısını 3000'lerde tuttu. Bugün görüyoruz ki İtalya tek başına bunu kat ve kat arttı ve 5000'e yaklaştı. Şimdi kim ne yapıyor ve nasıl sonuç alıyor bunları artık biliyoruz ve buna göre davranmamız gerekiyor. Türkiye'de de buna göre bir yol haritası çizmemiz gerekiyor. Gidişat görüyorsunuz günde neredeyse bine yakın insan ölüyor İtalya'da. Şimdi siz şunu söylüyorsunuz, bu çok önemli geldi bana. 670 bu akşam itibariyle ikiye katlanacak diyorsunuz. Yani bu hastalığın karakteri, çünkü bu bir kişi 5 kişiye bulaştırıyor. 5 kişi 25 kişi, 25 kişi 125 kişi, 125 kişi 625 kişiye bulaştırıyor. Kore'de bir vaka vardı, vaka numarası 31 diye. Bu çok korkunç bir 600'ün üzerinde bir bulaşım olması lazım. 600-650 kişiye bulaştırmıştı. Öyle kilit noktalarda insanlar oluyor ki o kişi toplumda olduğunda ve çok temas ettiğinde o temas edenler hızla binlerce kişiye bulaştırabiliyor. Onun için izolasyonun ne kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım ve bunun tedavisinin olmadığını bilmemiz lazım. Solunum desteği ve tıbbi destekler dışında ve elimizdeki en önemli silah olan izole etmeyi, hastalığı izole etmek için de toplumun izolasyonunu, sosyal izolasyonunu yapmamız gerekiyor. Türkiye'de bu konuda ne yapılması gerekir derseniz, zorunlu olmayan bütün fabrikalar tatil edilmeli. Zorunlu olmayan bütün iş yerleri kapatılmalı ve sokağa çıkma yasağı bugün itibariyle 65 yaş üstünde sınırlandırıldı ama biliyorsunuz gençler de sokaktan evlerine gittiğinde o kişilere çok kolay bulaştırabiliyorlar. Onun için burada katı bir tedbir almaktan başka yapacak bir şey yok. Bu katı tedbir derken, izolasyon derken, toplumda bu sokağa çıkma yasakları derken bunu bir otoriterleşmeye çevirmemek lazım. Bu konuda demokratik yolla bu sağlık nedeniyle olan bir ihtiyacı antidemokratik bir uygulama için kullanmamak gerekiyor. Ama bugün bilimsel olarak gösteriyor ki toplumun sokağa çıkmaması gerekiyor. Asker uğurlamalarında görüyorsunuz insanlar yan yana. Cenazelerde yine topluca bulunuyorlar. Bunların şakası yok. İnsanlar zorla cami kapılarını açmaya çalışıyorlar. Bunların şakası yok. Bu iş çok ciddi bir hastalık, çok ciddi bir salgın. Evet. %10'a kadar varabilen ölüm oranları olan bir hastalık. Kimseye hastalık bulaştırmaya hakkımız yok diye düşünüyorum. Peki Sayın Vekilim, son sorum size. Aslında dünden beri, önceki günden beri, yani son bir haftadır
sağlık çalışanlarının çok ciddi kaygıları var. Hem kendileri açısından dile getirdikleri kaygıları var, hem de hastalar için dile getirdikleri kaygılar var. Mesela diyorlar ki yeterli ekipman yok. Yani bu felaket geliyordu ama gördüğümüz bizim de diyorlar. Çok fazla önlem alınmadı. Şimdi bu malzemeler apar topar toparlanmaya, yetiştirilmeye çalışıyor. Ve biz ne yazık ki hem kendimiz hem de hastalarımız için çok tedirginiz diyorlar. Dünyanın pek çok yerinde bu oksijen tüpleriyle ilgili araba firmalarının bile çalışmalara başladığını okuyoruz, görüyoruz. Türkiye'de durum hakikaten... Ventilatör cihazlarıyla ilgili, evet. Türkiye'de durum hakikaten ekipman açısından bu kadar sıkıntılı bir halde mi? Böyleyse durum nasıl çözeceğiz? Yani maske bile günlük bir maske verildiğini ve çok iftidai maskeler olduğunu söylüyor bizim sağlık çalışanı arkadaşlarımız bizzat. Şimdi şöyle yeteri kadar maske var mı? Var. Dağıtımında sıkıntı var mı? O da var. Dağıtımında sıkıntı var ve erkenden hastanelere giden maskelerin bir kısmı maalesef buralardan dağıtıldı ve dışarı çıkartıldı. Yani insanlar sanki yağmaladı bir yerde. Öyle olunca maskeye erişimde sıkıntı var. Ama maske yeteri kadar var mı? Var şu an için. Şöyle ki bakanlığın depolarında ve müdürlüklerin depolarında yeteri kadar var. Ama ulaştırmalarda sıkıntılar olduğunu biz de duyuyoruz. Bunların giderilmesi için gerekli uyarıları yaptık. Bu tür korumalar çok önemli sağlıkçılara. Çünkü sağlıkçıların korunması demek, halkın korunması demek. Ve bu hastalıkta en çok sağlıkçılara bulaşıyor. Bu işte uğraşan güvenlik görevlilerine bulaşıyor. Ve damlacık enfeksiyonu dediğimiz havaya saçılan tükürükler, havaya saçılan hücrelerle birlikte virüsler de yayılıyor. Ve bu virüsler doğrudan insanlara geçebiliyor. Toplu ulaşım çok ciddi bir risk. Öyle hele ayakta üst üste olan ulaşımlarda korkunç bir yayılma oluyor. Bunu engellemek için mutlaka aralıklı oturmak ve sefer sayılarını artırmak. Hatta benim önerim gereksiz yere yani sokağa çıkmaları önlemek açısından birçok işe yani aciliyet olmayan devlet dairesi kapatılmalı ve toplu ulaşıma ihtiyaç ortadan kaldırılmalı diye düşünüyorum. Fabrikalar, zorunlu olmayan fabrikalar aynı şekilde kapatılıp yani toplu ulaşım ihtiyacını ortadan kaldırmak gerekiyor ki bu bulaşım hızla yayılmasın, insanlara oradan evlerine, evlerinden yaşlılarına ve bunun neticesinde de ağır bilançolar bize çıkartmasın ki çıkartması çok muhtemel. Bunun için tedbirleri daha ileri düzeyde ve ciddiyetle almak ve bu arada da bu evinde oturanlara da devletin asgari ücret, en azından bir asgari ücreti 2 ay için vermesi gerekiyor. Yani insanlar çalışmak zorundayız diyor. Çalışmak zorunda insanlar ama ölmek zorunda değil. Şu anda çalışmak demek ölmek demek. Gereksiz yere toplumun kalabalık, toplu ulaşımın kalabalık olmasından dolayı bu hastalığa, bu ciddi ölüm risklerine muhatap etmemek için mutlaka bu tedbirleri daha ileri bir noktaya getirmek gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Şeker. Verdiğiniz değerli bilgiler için görüşmek dileğiyle. Ben de iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, biraz koronaya ara verelim, biraz virüse ara verelim. Kıyıda köşede gündem çok yoğunken hiç üzerinde durmadığımız ya da çok az durduğumuz haberlerimiz de var. Onları derliyoruz biliyorsunuz son 2 haftadır. Şimdi onlardan bir demeti sizle paylaşalım, hatırlayalım. AKP'nin inşaat ve rant sevgisi ne felaket ne de başka gündem dinliyor. Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılması planlanan 300 bin metrekarelik millet bahçesi için çalışmalar başladı. İhaleyi alan şirket tarafından Salda Gölü çevresine konteynerler getirildi. Beyaz çizgilerle bazı alanlar belirlendi. Salda Gölü'me Dokunma platformu konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Salda Gölü kapalı bir havza, içeride pisliği toplayabiliyor ancak dışarı deşarj edemiyor. Amacımız Salda'nın doğal güzelliğini korumak. İktidar her yere para hırsıyla bakıyor. Bu yüzden Salda Gölü'nü de yok etmek istiyorlar. Biz bölgenin doğal güzelliğini korumak için elimizden geleni yapacağız. Proje defalarca değiştirildi. Şirket ihaleyi aldıktan sonra da değişti. Şirket bile orada ne yapacağını bilmiyor denildi.
Bakıcı olarak çalıştığı AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın Ankara'daki evinde 23 Eylül 2019 tarihinde yaşamını yitiren Özbek vatandaşı Nadire Kadirova'nın ölümüyle ilgili şüpheler bitmiyor. Kadirova'nın dosyasını inceleyen ailenin avukatı Profesör Doktor İlyas Doğan, maktulün rahminde sadece erkeklerde olan PSA bulgusu var dedi. Doğan ayrıca adli tıp uzmanlarının Nadira'nın rahmindeki DNA izlerini silmiş olabileceğinden bahsetti. Dosyaya takipsizlik kararı verilmiş olsa da şimdiye kadar cevap bulamayan başka önemli sorular da var. Kadirova'nın elinde atış izi olmaması düşündürücü. Dosyada maktulün kilitlediği kapının kırıldığı iddiasını doğrulayıcı yönde fotoğraf yok. İntihar notunun maktule ait olduğuna ilişkin ciddi bir yazı incelemesi yapılmadığı izlenimi bulunuyor. Dosyada Ünal ve kızı arasında yapılan telefon görüşmeleri de yer almıyor. Ayrıca savcılık anlatımında ölüm olayının 21.30'da ihbar edildiği bilgisi yer alıyor. Buna karşılık dosyada ölüm saati 21.52 olarak geçiyor. Bu çelişkilerin varlığıyla kapatılan Kadirova dosyası kamuoyunu tatmin etmiyor. Öte yandan bu verilerle takipsizliğin bozulması da mümkün. AKP iktidarı ne Rusya ile imzalanan 5 Mart mutabakatını dinliyor ne de dünya gündeminin ilk sırasına yerleşen Covid-19'u dikkate alıyor. Suriye ısrarı ve İdlib sevkiyatı sürüyor. Tampon bölge olması gereken M4 otoyolu çevresinde çatışmalar karmaşık bir hal alarak devam ediyor. El-Kaide bağlantılı Hurra Seddin yani dinin muhafızları Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna yönelik saldırı gerçekleştirdi. 2 asker yaşamını yitirdi. Şimdi hep tartıştığımız noktadayız. Türkiye uzun süre ağabeylik yaptığı radikallerden vazgeçmek zorunda kaldı. ÖSO'culara maaş ödemelerinde de sıkıntı var. Artık çeşitli grupların silahlarını Türkiye'ye çevirmeleri mümkün. TSK konvoyuna saldırı bunun sinyallerinden biri. Eski AKP milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyesi Burhan Kuzu, İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerif'i Zindaşti'yi tahliye ettirdiği iddialarıyla gündemdeki yerini koruyor. Burhan Kuzu'nun hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade verdiği ortaya çıktı. İfadeyi 6 Mart'ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'na verdi. Daha önce basına yaptığı açıklamalarda hakimleri Zindaşti için aramadığını belirten Burhan Kuzu, İfadesinde hakim Cevdet Özcan'ı Zindaşti için aradığını kabul etti. Talimat ve telkinde bulunmaksızın düşüncemi iletmek amacıyla Cevdet Özcan'ı telefonla aradım dedi. Et lokantasında buluştuğu Zindaşti'nin vatandaşlık konusunda kendisinden yardım talep ettiğini belirtti. Kuzu aralarında geçen ve kamuoyuna yansıyan mesajlaşmalarla ilgili olarak da böyle bir mesaj yazdığımı da hatırlamıyorum dedi. İfadesinin başında Zindaşti ile 2011'de bir kere görüştüğünü söyledi. Daha sonra ise Zindaşti ile en son ne zaman görüştüğümü hatırlamıyorum ancak 2014 yılı olabilir diye düşünüyorum ifadeleri dikkat çekti. Hiçbir şekilde yargıya baskı yapmadığını ve kendisine kumpas kurulduğunu savundu. Yaşamak düğünse sen orada gelindin, seni soydum güler, dünyayı giyindim. Uzun süredir Muğla'da tedavi gören şair Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti. 85 yaşındaki Güler Yücel 6 aydır Muğla Yücelen Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yaşlılığa bağlı hastalıklar ve solunum yetmezliğine yenik düştü. Güler Yücel'in cenazesi Datça'da toprağa verildi. Güler Yücel, Can Yücel için kaleme aldığı bir yazıda şunları ifade etmişti. Bizim evde şiir pişerdi. Aşk pişerdi. Harlı bir adamla şiir ve aşk pişirmek kaç insana nasip olur? Düşünün ne kadar şanslı olduğumu. Şimdilerde herkesin yine sorusu var. Bana cansız nasıl yaşıyorsun diye soruyorlar. Canı mı merak ediyorlar, beni mi? Tabii ki canı. Canla yaşamayı tarif edemeyen ben, cansız yaşamayı nasıl tarif edebilirim ki? Evet, şimdi tekrar ne yazık ki virüse dönelim ve işin başka bir tarafından bakalım. Sayın Ümit Akçay, ekonomist, ona soracağız. Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Merhaba, iyi akşamlar.
Şimdi bir hastalık boyutunu konuşuyoruz ama sosyolojik boyutu da var işin ve ekonomik boyutu da. Tabii dünyayı ilgilendiren sadece ülkemizi değil, Avrupa'yı ve Amerika'yı, Çin'i ilgilendiren bir durum. Sizin de bir yazınız önemliydi bu hafta içerisinde. O yazıdan aslında biraz sorular çıkarttım size. Şimdi onları sormak istiyorum. Tüm dünyada savaş ekonomisi ilan edildi diyorsunuz. ABD'de maliye politikaları devreye sokuldu diyorsunuz. Vatandaşa destek yapıldı. Avrupa'da tedbirler çok yoğun. Almanya'da denk bütçeye son verildi. Bu çok önemliydi Almanya için. Ve Türkiye'nin toplam geliri kadar destek paketi açıklandı. Fransa'da bunun yarısı açıklandı. Ve biz üzerine bir şey ekleyelim. Kanada Başbakanı para bizim işimiz dedi. Halka tedirgin olmamaları konusunda uyarıda bulundu. Peki Türkiye kolonya ev kredisi, düşük faiz ve seyahat indirimiyle bu işi nereye kadar götürecek? Bu ne anlama geliyor? Türkiye işin ciddiyetini anlamadı mı? Ya özetlediğiniz tablo gerçekten çok ciddi. Yani şu anda yakın tarihte eşine rastlamadığımız bir olağanüstü dönemden geçiyoruz. Gerek dünya ekonomisi olarak, gerekse kamusal halk sağlığı ve insan sağlığı açısından. Şimdi bu zaten alınan önlemlerden normal zamanlarda olmadığımızı anlayabiliriz. Yani çok da ekonomi bilgisi olmayanlar dahi normalde olmayan tedbirlerin şu anda uygulamaya birer geçtiğini görebilir. Örneğin daha bugün Amerika'da 2 trilyona yakın bir destek paketinin devreye gireceği ilan edildi. Bu normal zamanlarda işte enflasyon yaratır, normal maliye politikalarına bulaşılmaması gerekir gibi öneriler yapan ana akım iktisatçılar dahi bu noktanın çok uzağında, şu anda önemli olan insan hayatı ve bunun için ne gerekiyorsa yapılmalık pozisyonunu tutuyor genelde iktisatçılar. Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde durum bu kadar yakıcıyken ve gerek krizin ekonomik boyutunun etkileri Türkiye'ye yansırken, gerekse bizzat koronavirüs salgınının sayısal olarak da Türkiye'de artık hissedilir duruma gelmesiyle birlikte, buna karşı alınan önlemlerin de sıkılaştırılması gündemdeyken ve bunun olacağı pek çok uzman tarafından, tıpçı tarafından, sağlıkçı tarafından bilinmesine ve ilan edilmesine rağmen ekonomi yönetimi oldukça dar, kapsamlı ve herhangi bir teşvik paketinde yer alabilecek vergi indirimleri ya da SGK prim ertelemesi gibi ya da Halkbank'a olan esnaf borçlarının ertelenmesi gibi tipik bir teşvik paketini uygulamayı tercih etti. Bahsettiğiniz yazıda değindim. Yani burada insanın aklına iki şey geliyor. Bir, ya ekonomi yönetimi şu anda yaşanacakların henüz başında olduğumuzu ve elindeki barutu tek seferde tüketmemek için kısmi bir önlemler paketini uygulamayı tercih etmiş olabilir. Bu iyi niyetli bir yorum olur. Ve önümüzdeki günlerde ekonomik etkiler ağırlaşmaya başladıkça daha kapsamlı paketlerin devreye girebileceğini düşünmemizi gerektirir bu yorum. İkinci olasılık ise ekonomi yönetiminin yaşananları kavramakta güçlük çektiği şeklinde değerlendirilebilir. Şimdi gerek açıklamada, çarşamba günkü bu destek paketi açıklamasında, gerekse önceki gün Merkez Bankası tarafından yapılan müdahalelerde, faiz indirimi ve likidite desteği müdahalelerinde biz şunu gördük. Genel olarak hem Merkez Bankası metinlerinde hem de açıklama sırasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı giriş konuşmasında şöyle bir vurgu var. Ya böyle bir sorun var, bu tıbbi bir sorun. Bunun ekonomik etkileri de olacak. Ama yani bu kısa dönemde bir etki olabilir.
Ve Türkiye teğet geçecek yani gibi sanki. Teğet geçmenin ötesinde Türkiye bu işten avantajlı çıkacak diye bir öngörüsü var iktidarın. Onu da şuna dayandırıyorlar. Bir üretim üssü Çin, virüsün Çin kaynaklı olması nedeniyle üretim yapısı, dünyadaki üretim yapısı farklı ülkelere kayabilir. Türkiye bundan yararlanabilir. İkincisi yine Erdoğan'ın söylediği petrol fiyatları yarıya indi. Türkiye buradan dış özellikle cari açıkta rahatlamaya gidecek. Üçüncüsü de trilyonlarca dolar basılıyor ekonomiye müdahale için kolayla kriz ortamından çıkış için merkez ülkelerde, Amerika'da, Avrupa'da müdahaleler var. Dolayısıyla finansman olanakları rahatladı. Yani şöyle bir hesap var. Birkaç aylık bir ekonomik sorunlar yumağıyla karşılaşabiliriz. Ama bunları atlattığımızda güçlü bir ekonomik büyümeyle, yani tıpkı 2010-2011'deki gibi, sizin de söylediğiniz gibi, yani 2008-2009'daki daralmadan sonra 2010'da 11'de Türkiye ekonomisi %8-9 büyüdü. Böyle bir şey öngörüyorlar. Ama yani bilimsel olarak bakıldığında bunun gerçekleşmesi için özellikle bir salgının durması ya da etkili tedavi yöntemlerinin, yani aşının bulunması gerekiyor. Bu gerçekleşmeden salgın ile mücadele için hayata geçirilen önlemlerin ekonomik etkilerinin ortadan kalkması mümkün değil. Keza Amerikan ekonomisinde ikinci çeyrek için çift haneli daralma, ekonomik daralma bekleniyor. Benzer şekilde Avrupa'da da çift haneli olmasa da yüksek oranlı daralmalar öngörülmeye başlandı. Yani böyle bir ortamda Türkiye ekonomisinin etkilenmemesi söz konusu değil. Dediğim gibi iki seçenek aklıma geliyor. Az önce özetlemiştim onları. Ya kavrayamıyorlar ya da ihtiyatlı davranıp küçük bir paket açıklamakla yetindiler. Peki hocam, şunu da sormak istiyorum. Aslında dünyada herkes yeni bir dönemin başladığından söz ediyor. Yeni bir sistem kurulacak diyor. Fakat yani hani bunun çok somut bir karşılığını kimse söylemiyor. Yani nasıl bir sistem kurulacak? Ekonomistler bu konuda ne öngörüyor? Ne olabilir? Olumlu ya da olumsuz bir projeksiyon yapmanız mümkün mü? Haklısınız. Şu anda sadece işin halk sağlığı boyutu ya da ekonomik boyutu değil, şu anda içinde yaşadığımız sistemin kendisi de sorgulanmaya başlandı. Çünkü bildiğimiz gibi sağlık sistemlerinin salgına yanıt vermesinde düşük kapasitede kalan ülkelerde özellikle özelleştirmeler, kamu harcamalarının daraltılması gibi ekonomi politikası tercihlerinin de etkili olduğunu görüyoruz. Ülkelerin krize verdiği tepkilerin farklılaşmasında. Dolayısıyla eğitimin, sağlığın, ulaştırmanın, haberleşmenin özelleştirilmesi gibi, işte neoliberalizm olarak tanımlanan ekonomi politikaları bütününün bir çeşit sadece sağlık krizi ya da ekonomik kriz değil, bu ideolojik olarak da ya da ekonomi politikalarını çerçevesi olarak da neoliberalizmin de krize girdiği ve bundan sonra artık işte daha farklı bir, hani bir çeşit Avrupa'daki 1945-80 arası sosyal refah devleti gibi ya da işte Keynesyen ekonomik politikaları gibi daha kamunun müdahale, kamunun daha fazla dahil olduğu, özelleştirmelerin kısmi olarak belki tersine çevrilebileceği bir dönemin başlamakta olabileceği ya da kriz sonrasında, bu halk sağlığı sorunu sonrasında böyle bir dönemin başlayabileceği yönünde iyi dilekler var diyelim. Ama yani benim bakışım şu yönde, bunların birazcık erken yorumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu anda uygulanan ekonomi politikaları bir savaş ekonomisi olarak formüle ediliyor Batı'da. Savaş ekonomisi ise toplumdaki bütün kaynakları mobilize edersiniz ama bu olağanüstü bir dönem için geçerlidir. Tırnak içinde normal zamana döndüğünde bunlar uygulanmaz.
Dolayısıyla şu anda görülen kamulaştırmalar, işte Amerika'da görülen hanelere $1,000'lık çek ya da İngiltere'de görülen ücretin %80'inin devlet tarafından ödenmesi gibi konular. Ve bunlar sağ hükümetler tarafından uygulanıyor. Dikkatimizden kaçmasın onlar da. Bir ideolojik tercih değil, zorunluluk nedeniyle hayata geçmiş durumda. Bu zorunluluk ortadan kalktığında eğer insanlar bunu talep etmeye devam etmezse, örneğin Amerika'da ya da Avrupa'da ya da her nerede yaşanıyorsa, bunların standart politika haline gelmesini beklememiz için bir neden yok. Çünkü biliyoruz ki tarihten de ekonomi politikaları değişmesinin tek yolu siyasi ya da ekonomik elitlerin bunları değiştirmek zorunda kalması. Aksi takdirde değiştirmeleri için bir neden yok. Önümüzdeki dönemde de değiştirmek zorunda kaldıkları sürece daha adil, daha özgür bir toplum kurulabilir. Aksi takdirde maalesef mevcut yapının sürekliliğini görebiliriz. Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Evet, aslında tuhaf bir şey de çıkıyor. Şimdi genç anarşistler tedirgin desek yanlış olmayacak. Nerede o Adar? Diyordu ki ne güzel sistem gitsin, sistem yıkılsın diye konuşuyoruz. Fakat tuvalet kağıdı bulamıyoruz. Böyle de bir durum var. İkinci bölümde bunları da konuşacağız. Görüşmek dileğiyle. Yarın.